özür dilerimi konuşuyoruz, e, hayatı konuşuyoruz, bayramı konuşuyoruz. Bayram hiç konuşmadık ya. Bir bayramlaştık bayram geçti bitti ya. Yok bu yani. ha, konuştuk. Harçlık konuştuk. Harçlıkları dön, ne dön, oldu? Dur bir bayrama dönelim biraz tamam. daha. En acayip bayramını anlatsana bana. Anlatmayayım bence. <gülüyor> <gülüyor> Anlatan canlı yayında değiliz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? <laughs> böyle çok seni çarpan böyle hani ya öf be bayram deyince aklına gelen şey ne mesela senin? <laughs> Abi böyle şey. <laughs> sen anlat keseriz ya vallahi. Yok ya gerek yok. Yayınlanacak gibi keseriz. Oluyor. öyle bir şey deyince uçuk bir abi, şey arıyorsun bayramda bildiğin, ne Bizim geleneksel ailelerde büyüdük evet, Bursa'da bizim öyle. bayramımız ne olacak abi işte el öp akrabalara Masa git. Aslında bayramın da iyi tarafı o zaten. Evet. Güzel tarafı o yani. Hani ailenle görüşebiliyorsan o güzel bir vesile oluyor. Çünkü işten evet. güçten hayat gailesinden fazla bir araya gelemiyorsun. O yüzden de bayram ona güzel bir vesile oluyor. E şimdi çocuk da var, torun falan filan, dedesi, babaannesi, anneannesi falan hepsini görsün istiyorsun. O da güzel yani. Oğuzhan sen şunu biliyor musun bu hikayeyi? İbo annesine ne alırsa alsın hediye hep değiştiriyormuş annesi. Anlatayım ona Ben bunu duydum. En son para vermiş. <laughs> parayı dolara çevirmiş. Ya inanılmaz ya. Hayır. Çanta alıyoruz değiştiriyor. Kazak alıyoruz değiştiriyor. Dedin ki yani aslında güzel bir davranış değil. Anneler günü hediyesi değil mi? Aa, anneler günü hediyesi. Anneciğim dedim ben senin para vereyim. Verdim işte şu kadar para vereyim. Sen kendi hediyeni kendin alın. Değiştirilince de insan kendini kötü hissediyor dedim. Verdim parayı ne yaptın? Dolar yaptım dedim. <laughs> Paranın para biriminde değiştirmiş. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu şahane bir tespit ama. Ben ben de o çocuğum. Ya yani ben anneme aldığımız hiçbir hediye o haliyle kalmadı yani. <laughs> Asla. Hani işte küpe, yüzük falan. Ertesi gün değişiyor. Neden Değiş. değişiyor? Değişiyor. Beğenmiyorlar. Beğenmiyor. Ya da biz anlamıyoruz. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben doğum günleri, işte böyle özel günler falan bu hediyeler meselesinde iki tane seçeneği çok mantıklı buluyorum. Kimse de tribe girmesin buradan da seslenelim insanlara. Hep çalışıyor mu? Bir, ya para vereceksin abi insanlara. Ama o da çok tuhaf Kaba abi ya. diyorsun değil mi? Ama tamam da hediye karşıdakini mutlu ya. etmek için alınan bir şey. Senin kendini mutlu etmen için alınan bir şey değil ki. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Ya ben senin için bunu düşündüm ya. Senin için onun için bir şey düşünmek, bir çabalamak, bir yere gidip bir şey alıyor olmak bence daha kıymetli. Tamam da İbocum senin aldığın şey çöpe gidecekse, evde kenarda dolabın üstünde duracaksa ne anladık? Bir de bu tüketim ekonomisi açısından da yanlış. Sürekli hiç seni tüketmeyeceği fakat evet. piyasada dönüp dolaşan Garip garip şeyleri alıp alıp duruyorsun evet, sen doğum gününde. Çünkü evet. Çünkü belli hediyeler var mesela yani. Tabii. Yani verimlilik ekonomisi öyle düşün bu faydalı. Doğru. Ya da bak para kaba olabilir. Katılıyorum. Ben ama sıcağım. Yani bana para buradan say arkadaşlarıma sesleniyor. Ne deniyorum. zaman abi doğum günün? 3 Mayıs. O zaman bana Tabii. bir IBAN atıyorsun çok az, abi. Çok az. Attım hatırlarsan. <laughs> abi benim de benim de 13 Mayıs. <laughs> <Evet, 60'da. gülüyor> <laughs> sana atmıştım. <60'da. Can gülüyor> benim ya de yani... 13 Mayıs. Bence biz ödeştik. Birbirimize Tabii bir şey yapmayalım. Gel o zaman anlaşalım. Ben sana bir şey alayım sen bana bir şey alma. bu iş kolu kapansın. Ben onu kapatırım. zaten hediye almaktan hoşlanmıyorum. Ya çok zor bir süreç o yüzden ben bu işi parayla parayla çözemiyorsam şunun abi direkt doğum günü sahibi hediye alınacak şey diyorum ki ne istersin? Yani doğum gününde işte bu özel günde istediğin şey nedir? Söyle. Tablet istiyorum abi ben 3 Mayıs'ta. <laughs> tablet? Ha. Nasıl tablet? Ağrı kesici gibi. Ben sana, tablet, ben ben sana ben tabletin parasını veriyorum 3 Mayıs'ta sen de bana onun için de tablet alıyorsun. E, Olmaz mı böyle? Ben niye senin verdiğin parayla sana tablet alıyorum oğlum? Ben, ki ben o sana parayı para istiyorum sen. Belki. E, tamam o zaman kendi paranla ne diyeyim ben. <laughs> Abi. Sen bana paramı ver, <laughs> ben sana tableti <laughs> bir yerden bulurum. <laughs> İbanım bende var abi. Canlaş abi her anlaşmam ortaya çıktığında bana hemen bir iban atıyor. Direkt. Evet, gerçekten Yani, yani bir diyor ki düşünün yeni sen. Yeni bir şey, yeni bir şey. Aklına bir olsun. şey geliyorsa diyor, Tabii İçinden ya. ne geliyorsa <laughs> <Tabii>. diyor. <laughs> hep bir tane ibanı var, çat diye geliyor böyle. <laughs> Bak eserin <laughs> çok güzel hediye metodu hiç var. Hiç düşündün mü o ibana mesela? Bu iban da gerçekten iban mı? Bir para atayım mı diye. Ya, 10 TL atar insan ya. Atacağım abi söz. Evet bir dener insan tamam, ya. Deneyeceğim. Eser çok güzel Deneyeceğim Ama güzel o çocuğun yaşadığını sana da, sana da yaşayacağım. 20 TL atacağım sonra. Abi. <laughs> tabii, tabii. O bayramdaki çocuğun <laughs> acısını sana o, o baktığında sana gelecek o mesaj tak diye 20 TL gönderildi diye. O çocuğun acısı için yazacağım açıklamayı. Bu doğum da. günü fikrine soğuk musunuz? Yani insanlara sorup istedikleri hediyeyi alma ya da para hadi kapat. Tamam. Sormayı para şimdi vermem, mesela para nasıl diyeceksin abi? Para şimdi kız arkadaşına işte bilmem annene bile zor yani. Oralarda bir de ince düşünmen lazım. Ben ben lazım ince düşünürüm. Ben zevkliyimdir mesela. Benim hediyelerim çabuk değiştirilmez abi. Hani annem annem de versen değiştiriyor da. Hani geçen annem... yıl şahane hediye aldı evet. mesela. Ne aldı? Ben şimdi sürekli mahallede böyle pır pır gezmek istiyorum bir şeylerle. Araba kullanmayı çok sevmiyorum. Hmm. Bana scooter aldı mesela kardeşim. Güzel bir scooter aldım. Oradan çünkü o kendi mahallesinde dar falan filan oralarda gezmek için de güzel. Hiç. Ben, ben sürekli aldım. mahallede böyle bir Ben de yani. hız seviyorum aklında olsun. Yani <laughs> motor de kullanabiliyorum. Yani <laughs> tamam abi. Yani aklında dursun yani. Tamam abi. Hazır filmde gelmiş. Tabii ki de. Değil mi? Filmde geldi. Yani. Tam yine Hazır daha Hazırım abi. Aldığın en enteresan bayram hediyesi neydi bana söylesene yani. Bayramda seni çok mutlu eden belki para olabilir ki. Bayramda beni en çok şey... Ben bu arada nasıl bir paracı çıktım bu bu programın <laughs> sonunda. Benim böyle gözlerde dolar Abi falan. Abi seni de... bana altyazıyla mı paylaşsak <gülüyor> acaba? <gülüyor> TR. <laughs> 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 toplandı. 74 Bayramda 30... ama müthiş bir şeydi o böyle. Annenden, babandan, büyüklerden parayı alırsın. Ben Kartal'da doğdum, büyüdüm. Bizdeki en büyük bayram organizasyonu işte bayramlaşmalar falan, kahvaltılar bittikten sonra bütün çocuklar şeyde toplanıldı. Böyle bir bir top sahası gibi bir yer vardı. Orada işte e, kız kaçıran torpil, tabii, füze, evet, tabii, çatapat, pat, pat pat, tabii, pat, 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 pat böyle havada uçuşuyor her şey. Yani evet. bu nasıl bir şiddet merakıysa o çok oydu ama böyle havada uçuşan füzeler bilmem neler. Çünkü sen çocukken kendi ölümsüz zannediyor ya. Evet. Benim yenimi elinde patladı o şey. E... Kız kaçıran. kız kaçıran. Kız kaçıranı yakıyor böyle bakıyor. fitili içeride kalmış böyle yapıyor. Bir geldi. <laughs> Bak burası kıpkırmızı. Onun elinde kız kaçıran suratında patladı abi. Benim abimin korkunç bir şeyi var. Biz öğretmen çocuğuyuz bu annemle. Yani anneminden dolayı abimle öğretmen çocuğuyuz. Ee, bu kız kaçıran hikayesi var ya. Evet. Barut var içinde bayağı böyle <laughs> 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 diye gidiyor. Abim benim bir bayram annemin bir öğrencisini tişörtünün içine kız kaçıran attı yakıp. diye yanlı böyle. Akşam ailesi bize geldiler falan. Allah'tan bir şey olmadı. Hani çok hafif yanıklarla. Aile size ya. oturmaya gelmediler Hayır, değil mi? Şikayete geldiler. Şikayete geldi. geldiler. Anneme anlattılar. Annem döndü şey dedi bize. Sizden çok utanıyorum dedi. Ben hiç unutmuyorum. O bayağı bana ağır gelmişti falan. Abime çok ağır gelmemişti ama yani. <laughs> şimdi, ama bana ağır geldi yani. Abim hatta bunun yüzünden falan dedi. Beni gaza getirdi. Şimdi de politik doğruculuk çok arttı ya artık. Mesela şimdi kız tabii. kaçıran demiyoruz. Tabii. <laughs> hani tabii, tabii, ya. tabii tabii. Kız kaçıran. Neden bir kadın kaçsın ki? <laughs> neden, neden, neden kız neden kaçıran? Ki artık demiyoruz. Benim en unutamadığım, en böyle beni üzen. Bayram anılarından bir tanesidir bu. Var mı öyle bayram anısı? Valla bayramlarda o çok çatapat yaptığım zaman oldu ama bayramda böyle hediye olarak mesela babamın bir arkadaşı saat hediye etmişti. Hı, böyle çok Vay. varlıklı bir arkadaşı var saat hediye etmişti. O saatte bir hafta sonra arkadaşımın doğum gününü çaldırdım abi. Yapma ya. Aa. O kadar ağır gelmişti. Nasıl bir saat böyle? Atarili saatler var. Atarili kırmızı falan filan Vay böyle olun. harika bir saatti. Böyle doğum gününe gittim. Orada düşürdüm. Orası kalabalıktı böyle. Sadece bizim arkadaşlarımız değil. Böyle bütün çocukları çağırmıştı falan. Orada saati... Al sana travma. Tabii. O saati alan kardeşim bunu izliyorsan <laughs> hiçbir önemi yok Selim artık. Senin var mı acayip bir bayram? Ben de abi şey var. Bu böyle yemeği çok sevdiğimiz yumuşak şekerler, çikolatalar bir ara onlar yoktu ya bizde. Her şey evet. böyle... Yumuşak şeker ne? Yerli malıydı. Je -je jelibon. Jelibon. Jelibon, he, jelibon Evet. Ben onların hastasıydım ve onun böyle bir dünyaca ünlü bir Markası var. Ondan yoktu mesela, ha. hiçbir yerde. Yani ciddi ciddi ve çok pahalıydı. Tabii. Çok küçük şeyler çok pahalıydı biz küçükken. Yani niye öyleydi bilmiyorum yani. O şey sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtasıydı. Çikolatası ne güzeldir yani. onu, ya. Onu ya onu bayramdan bayrama yiyebilirsin yani. Evet. Ondan gidip 3 tane aldığında diyorsun ki tamam Onda şeyi bayram, çok bozdular. Eskiden onun içine çok güzel oyuncaklar koyuyorlar. Evet. Sonra Yapıyordum. bir kalite gitti. Aşırı dandik oyuncaklar koymaya evet. başladılar ya. yani. Ben hala alıyorum hani Çocuğa alıyorum diye o. kendime de alıyorum ki <laughs> <Ya> bakayım diye. <ya. gülüyor> bakayım diye yalandan. Artık böyle yekpare şeyler mi çıkıyor içinden böyle? Tabii Uf, böyle saçma böyle, sapan şeyler çıkıyor. Kalem kapağı falan böyle garip. Onu yap. bir de yapıyorsun. Yalan o çok güzel bir şeydi ya, çok güzel oyuncak oluyordu. Evet. Aşırı, çok o güzel şöyle... bir şeydi ya. Ben şeye çok sinir oluyordum. Bayramda mendil hediye ediyorlar. böyle anneannem. Aa. Evet, mendil çorap. ve çorap. Çorap ve mendil yani. Çorap hediye etmek. Ya bu çok yanlış bir adet bana sorarsanız, yani bu olmamalı. Bir insanın canını yani... yakan bir şey, bir çocuğun canını yakar. Abi niye yani. çorap ve mendil yani? Hiçbir evet. çocuk mendil taşımaz bu arada ya. Yani. Ayrıca niye taşısın? Evet. Ya bir de çorabı ne yapsın çocuk zaten çocuk çorabı bile bak, annesi zorla giydirir. Hepimizin annesi zorla giydirmiş şey. çorabı. Evet, tabii. Çap 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 yoluna. mendil kullandınız siz. Ben mesela hiç hatırlamıyorum. Hiç ya. hatırlamıyorum. Ya, takım takılır ama orada durur hep yani. Durur. Hiç böyle fık diye falan öyle Ağzımlar bir sahne var. bile zaten fake ya yani. Evet mendil çıkarıp ağzını yüzünü sürdürüyorlar. Buradan büyüklerimize yani. seslenelim mi? En evet. azından bizim nesil gitti. Evet. Bundan sonra çocuklara lütfen mendil, çorap vermeyin. Vermeyin. Zaten yeni nesil mendili yüzüne atar abi insanın. Yani hani yeni nesil çok <laughs> tabii tabii. <laughs> Bu ne diye? Olmaz. Olmaz. Mendil ve çorapla vedalaşalım. Oyuncağa yani. varım bak. Ben oyuncak güzel bir hediye. Yani Kesinlikle. makul. Küçük bütçelerde de olabilir. Şeker de nispeten. Şekere de varım. Çikolataya da varım. Bunların hepsine varım yani. Ama mendi çorap değil abi. Oğusan'la senin yaptığın tabii filmlerin içerisinde şeyin yol arkadaşımın çok başka bir yeri evet. var. O, yol arkadaşım ne kadar serdildi bu? İlk 2 iki milyon, ikincisi 2,5 milyon izledi. Yaklaşık 5 milyon izlendi yani şeyde. Ee, bir böyle kolay formül oldu mu artık yani Oğuzhan'la film yapınca nasıl tutuyor diye? Hani bir <laughs> yandan da böyle şimdi arada çünkü sen çok güzel işler de yaptın. Yani bayi toplantısı yaptın, küçük evet. esnaf yaptın. Onlar da evet. çok güzel filmlerdi bu arada. Ama bir yandan böyle elin hep şeye gidiyor mu? Hep bir Oğuzhan yazmaya gidiyor mu elin? Ya Oğusan <laughs> çok çalışması çok konforlu biri. hem arkadaşım olması hem de gerçekten çok iyi bir oyuncu olmasından dolayı. Bir de çok güzel bir enerji çıkıyor. Şimdi bak evet. mesela yani bu filmde de öyle. O didiştiğimiz anların gerçekliği. Didiş. Yani diyorsun ki çok gerçek. Çünkü yol arkadaşım daha naif bir hikaye buna hmm. göre. Daha sakin. Çünkü yol arkadaşım daha çocuksu karakterlerin. Hani müzisyen çocukluk hayaline kavuşamamış bir mümessil, ilaç mümessili. Abi. Tamamen çocuk kalmış, hiç büyüyememiş bir adam yanında. Hani hatta biraz zeka geriliği olabilecek kadar bir adamın hikayesiydi. O yüzden ikisi bir araya geldi. Nana, daha, daha, daha çocuksu bir hikaye. Bu daha yetişkin bir hikaye. Hmm. Bu iki adam da aslında bu çok dolandırıcı bir adam. Aslında o da iyi gibi gözüken o da dolandırıcı aslında. Yani iki kardeş aslında böyle sürekli arkadan iş kovalayan tipler. O yüzden bu biraz daha yetişkin ve daha ona göre bir tık daha sert bir hikaye. Hmm. Hani o, an, o manada öbürü daha çocuksu bir dünyası vardı. Ama Oğuzhan'la çalışmak şöyle oluyor abi. Yani hem bu hikayenin dokusunda Oğuzhan'ın çok iyi olacağına inandığım için hem de gerçekten Oğuzhan'ın yani bir, çok farklı bir oyuncu yani. Hani herhangi bir komedi oyuncusu gibi değil. Yani bir, bir şakayı çok farklı bir yerden, hmm. çok sakin bir yerden oynadığı için e, çok e, enteresan bir reaksiyon e, debisi var. E, ve hakikaten galada hani toplu izleme şansımız olduğu için galaya dönüp söylüyorum. Mesela galada müthiş şeyler söyler bana Oğuzhan'la ilgili. Yani Oğuzhan'ın rolü ve Oğuzhan'ın rolü çıkartış şekli ve oradaki şakaları satış şekliyle ilgili yani e, herkes bayıldı yani. Hmm. O yüzden de elim çok rahat ediyor yani beraber çalışmak için. Oğuzhan senin İbon filmi dışında bir filmin var mı? Benim bilmediğim. Yok yok. Neşeli yani hayat be, var. Benim neşeli bizim... hayat var Yılmaz ha, abiyle. O... Belki ikimizin de ilk o defa çatı, kamera gördüğü. Çatı aday değilim. Evet, evet. o... Ekmelettin İhsan <laughs> abi. O başka bir durum yani. Aa, evet, o evimiz bir yerde. Orada da o sette biz gerçekten yani bir sinema kamerasını o sette görüp o gün oyunculuk yapmaya başladık. Evet. Yani o kadar hani hmm. işi bilmiyoruz. Ben ilk sahnede Yılmaz oynayamadım. Abi öğretti. Yılmaz abi bana oyna dedi. Ya Yılmaz abi ilk sahne hayatımda ilk defa sette kamera gördüm. Yılmaz Erdoğan'la karşılıklı duruyoruz. Neşeli hatta başladı oynama hiçbir repliğimi söyleyemedim. Böyle bakıyorum böyle 3 dakika boyunca. Durun bir tane. Ne haber oğlum? tamam dedi yeterince izledin artık oynamaya başladı <laughs> tamam, Nasıl, dedi. tamam hocası film güzel mi? Film gibi, yani, hani şey gibi film gibi izliyorum abi Yılmaz Erdoğan oynuyor böyle. O kadar yabancılaştım ki. Bütün replikler yok oldu kafamda. Dedi ki oğlum yeterince izledin şu anda oynamaya devam et. <laughs> Tabii bunları bu Stereo cümlelerle söylemedim. Hiçbir <laughs> zaman Veya o kadar hızlı bir şekilde adapte olur ki. O kadar hızlı adapte eder ki Yılmaz Mecmin abi. Mecburen yani. çok hızlı öğrendik. Yani fırçası, yani fırçası o kadar hızlı etki eden hayata tanıdığım tek insan. Ee, o Yılmaz abi ben pro en son Netflix'teki, Netflix'teki Netflix'te miydi o film evet, vardı? Evet, evet. Şey cinayet hikayesi. Cinayet hikayesi. Yani. buraya programa davet ettim. Ben de filme çok, ben büyük Yılmaz Erdoğan hayranıyımdır bu arada. Kendisine de söylerim. Yani Yılmaz abi gibi bir biri daha çıkmadı. yani O evet, kendi şey, alanın en iyisi. Evet. Şu koltuklarda sizler bugün misafirimizseniz hepiniz ona borçlusunuz. Kesinlikle. kesinlikle. Başka bir Yılmaz abi ama benim de tabii programda böyle bir Halit'i ruhiyemde bir değişiklik oluyor. Yani soru sorma ihtiyacı hissediyorum. Ben de Yılmaz abinin o filmine çok yükselmedim. Aha. Fakat bir hata yaptım. Yılmaz abi çok yıllardır tanıyorum ve çok seviyorum. Programdan önce geldi. Çok sarıldık. Abi nasıl falan sohbet işte film nasıl diye bana sordu. Ben dedim ki, abi ben pek beğenmedim bu filmi. Sen de bu steril dille söyledin değil mi? Tam bu değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü tahmin Bak, Bunu ben söyleyince tabii programa da öyle girdik. Sonra program bitti biz Yılmaz abiyle aylar sonra bir yerde karşılaştık. Bana dedi ki oğlum dedi. Programdan önce söyleyip konuyu niye düşürüyorsun? <laughs> Hayır bunu söyleyeceğim Yılmaz bari. Abi, film olmamış. <laughs> 3 2 1 başlıyoruz ben... <laughs> <laughs> ya diyor ki o kadar doğru söylüyor ki tabii yani. Ya diyor, niye programdan önce söyleyip konuyu düşürüyorsun? Bari yayında söyle. Biz de onunla mücadele edelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen diyor programdan önce abi filmin çok kötü olmuş deyip ondan sonra git. Tarihsizlik o. Hele Yılmaz abiye Yılmaz yani. Yılmaz abiye söylemek. Yılmaz abi çünkü yani güçlü bir karakter ama öyle şeylerde de çabuk hani bir çocuksu tarafı da var yani. Yok aslında yayında o kadar değildi. Ben yayında muzahibe dedim ki yani şey e... söylediğin yayında da söyledin. yani hani sen Yılmaz Erdoğan'sın şakayı niye evreşe de arıyorsun dedim yani. O şeyde var ya meşhur. <laughs> tabii kendi öyle, lafı tabii, tabii, tabii kendi lafı yani. Evet. Konuştuk ama hiç öyle bir ne bir kompleks ne bir zaten bir de Yılmaz Erdoğan ne kompleks olacak abi yani, adam tabii. Yılmaz Erdoğan neticede yani. Tabii. E, ama yayından öncesi doğruymuş. Ben de bunu öğreniyorum tabii. Yani her şeyin bir öğrenme hali var. Ben de o programı öğrendim. Yayından önce konuğu bozma lazımmış. <laughs> de yayından önce hiç konuşmadı canlaş abi. Evet. Hayır, hiç. Ben yayından sonrasında korkmaya başladım. Ben de. <laughs> yok yok hiç. Şimdi gelelim gerçeklere <laughs> diye giriyor değil mi bizim? <laughs> çikolata var mı senin böyle bayramla eşleşen mesela şeker, çikolata, lokum falan böyle. Bu bayılırım bayramda benim için bu diye. Benim ev baklavası abi. Öf. O ev annelerimizin yaptığı ev baklavası. Cevizli mi fıstıklı mı? Cevizli. Her zaman cevizli. Bayılırım. Ona bayılırım. O çünkü evet diğer baklavalar tabii ki bizim dünyaca ünlü baklavamız yani çok güzel elbette ama o annenin yaptığı evet. o baklavanın acayip bir tadı var ya. Bu ben, ben ki. öbür baklavayı sevmiyorum. Ben o evde yapılan o anne baklavasını seviyorum. Evet, o kesinlikle. Böyle hamuru daha kalın olur falan. Böyle hani Doyuyorsun zamanlısı... abi. <laughs> bir, bir de duyuyorsun. <laughs> duyuyorsun. Duyuyorsun. Bir de duygusu Tabii. var ya. Çok Tabii. acayip bir duygusu var yani. Onu çok seviyorum ben. Senin peki bayram spesiyelin var mı böyle bir acayip bir? Şey? Bizde de rahmetli anneannem inanılmaz baklava yapardı cevizli. Yani gidip gelip sürekli onu atardım ağzıma. Bir de bu işte jelatinini düzlediğimiz çikolata böyle parmağımızla hmm. evet, O çok var. Şeker falan, lokum falan var mı? Hepsi var hepsi var. O lokum zaten böyle bayramın gezerken zaten şey oluyorsun ya. Ben bu beyaz, bembeyaz <laughs> bir lokum var. Ona da bayılırım bayramda. Aha. Böyle nedir o sünger gibi o evet. beyaz olur. Evet. Üstü böyle kaymak gibidir ya. Ellerine dökülür üstü falan. O ya. Ne ya. müthiş bir şeydir Mukhteşem ya. Muhteşem bir şeydir ya. Ama yani bayramda çocuklar o kadar çok şeker çikolata buluşuyor ki ben en son böyle karton piyerleri falan ısırıyordum. Yani enerjiden enerjiden deliriyorsun abi. Nereye koşuyorsun? Böyle random koşuyorsun ya. Bir de yeni kıyafet coşkusu olurdu ha, evet. hep biz çocukken. Evet. Yani, o kalmadı galiba biliyor musun? Sanıyorum o bitti. Kalmadı. Ben çok iyi Hatırlıyorum yani bayrama özel kıyafet vardı tabii abi. Tabii tabii bayram kıyafeti yani alınırdı ve o giyilirdi yani. O giyilirdi. Bir de o heyecan verici bir şeydi biliyor musun? Kirletme üstünü bütün gün falan fıçayarsın bütün tabii. gün. Bir de bayram kıyafeti bayram dışında bir zamanda da giyilemeyecek bir şey Asla. olurdu. Asla. Evet. bir garip, <laughs> garip bir şey seçiyorsun. <laughs> Anlamsız bir şey sünnet, seçiyorsun. Sünnet kıyafeti gibi. Mi? Yani, garip bir şey olurdu. Bayrama özel. Bak kalmadı mesela ben şimdi çocuklarda görmüyorum. Çocukları süslüyorlar püslüyorlar ama o çocuk o kıyafetle hep geziyor yani. Tabii. Evet. Benim mesela bayramda giydiğimiz şeyler abimin de benim de bayrama özel şeylerdi. Kesinlikle ve bir daha yani yıl içinde asla giyilebilecek şeyler değil. Çok Senin iddialı. bayram rutinin neydi mesela çocukken olsan? Abi işte sabah erkenden kalkıldı bayram kahvaltısı ailecek uzun böyle. Ondan sonra akraba ziyaretleri sonra biz eve geliriz aman bize de misafir gelir evde yok demesinler vardır. Tabi. Öyle evde bekleriz ve <laughs> o neden mi herkes en rahatsız kıyafetli ve dimdik sadece bayramlarda girilen o evin salonunda mesela evin... sadece bayramda gelen akraba vardır böyle. Tabii sadece bayramdan bayrama ve evin en konforlu en büyük alanından nedense bütün yıl biz hiç kullanmayıp o koltukların minderleri kabartılıyordu ve yani biz 11 ay küçük bir oturma odasında oturup o bayramda o salona teşrif Bitir. edebiliyorduk. İnsan i̇şte misafirle ikram edilecek şeyler falan filan. Böyle her şey açık duruyor. O salonu, Böyle duruyorsun. O salona girdiğinde bir yabancılaşıyorsun ya. Sanki evinde değilmişsin. Orası misin benim değil evim değil tabii. O salon çünkü kapa kapalı evet. durduğu için... Girdiğinde bir şey olsun. Allah'ım ben nereye geldim? Biz bu evde mi yaşıyoruz? Benim Olmaz. annem 15 sene falan bizim salonu Çanakkale Boğazı gibi savundu valla. Kimse aynısı. giremedi oraya. Yani. E. Misafirler bile yani misafirler bile girdiklerinde böyle bir nereye <laughs> bir Topkapı Sarayı'na falan girer gibi gidiyorlar. Evet. ya Böyle bir saygıyla giriyor herkes. Koltukları yeni kabarttım sakın oturmayın evet, var bravo. mesela. Ya bravo. koltuk ya bu hani ot oturacak biri yani oturulsun. Benim babam bir gün isyan etmişti biliyor musunuz? Yeter artık diye ya. Ya bu, bu evin böyle bir odası var. Biz burada oturamıyoruz. Biz neden kuş kadar masada yiyoruz da böyle uzun bir masa var ki kimse yiyemiyor diye. Bir de o kadar özenirsin. Birden misafir gelir çayı döker koltuğa. Ya hep Annen, olur. Annenin musun tansiyonu tadı? üç'e düşer böyle falan. Hep olur yani. Böyle bakar. Ne Anne orada şeyler hani. Estağfurullah canım ne? bir şey önemi yok der ama aslında Allah cezanızı versin. İçinde böyle bir öfke kabarır falan. Çok zor ya. İbo senin rutinin neydi bayramda? Bizim de aynı şekilde abi. Sabah hep beraber kahvaltı hep beraber bir güzel bir kahvaltı. Sonra babamlar tabii biz daha çocukken tabii gençler, genç oldukları için de büyüklere gitmek, sürekli hep bir yerlere gitme vardı. Sürekli gidiyorsun. Bayramda tek bir bayramda gördüğün akrabalar var böyle. Bayramdan bayrama görüyorsun. Sen bir zaten annenler sürekli otur diyor. Ya bir de öyle bir şey var ya, otur. Ya senin gibi hani onun gibi oturmamızı istiyor yani. Onun yetişkin gibi oturmanı istiyor. Sen 6-7 yaşındasın. için kıpır kıpır bir şey yapmak istiyorsun falan. Onu durduruyorsun falan dönüyorsun dolaşıyorsun sürekli 30 tane 50 tane eve gidiyorduk. Dönüyoruz, dönüyoruz. Ben geliyoruz. şeyi çok merak ediyorum. Mesela bayramda misilleme diye bir şey vardı abi. Gittiğin akraba sana gelir. Evet. Gitmediğin gelmez. Mesela gidip bulamadığın o bulunamayan için büyük bir şey böyle yıkım. Evet. Kart konur. Geldik yoktunuz. Bak mesaja bak kapı evet. geldi? Evet olmayabilirsiniz ama onu böyle babam şey yazardı. Kartı vardı kartın arkasında boştu geldik yoktunuz falan yazardı. Biz geldik yani. Yani bir sistem. Evet. Bir de ben şunu çok mesela o mükemmelliği an, şey yapamıyorum hala nasıl olduğuna. Gittin mesela halamlarda 40 dakika falan oturduk. Onlar da geri 40 dakika otururlardı. <laughs> evet. Ama beş enteresan... sen 5 dakika fazla otur değil mi mesela yani? Hayır abi o kim kaç dakika gelse o da o kadar oturuyordu falan. Şampiyonlar Ligi rövanş maçı gibi. <laughs> evet, Herkesin tabii, gibi. gözü saatte falan böyle son 5 dakika falan da <laughs> toparlanıyoruz çocuklar falan, falan diyor. Ya. Bir de bir de bir akraba gelir. Bir de Babanın ya da annenin yakın bir arkadaşı gelir. Onlar birbirini tanımaz. Tabii. O tanımayan insanların arasındaki gerginliği <laughs> yaşarsın falan. Çok fenaydı ya enteresan da. Sen gelince o da gelir. Sen gitmeyince o da gelmez falan. Çok büyük matematikler dönüyordu Çok yani. Büyük Çok inanılmaz var ya. vardı. Onlar Gerçekten bize gelmedi denilenmez. geçen bayram. Şey ne diyorsunuz? Mesela şimdi artık bayramlar biraz daha tatile döndü ya. Evet. Yani insanlar artık bayramlarda şimdi ben sana gelmiyorum. Sen de bana gelmiyorsun. Çünkü bayram dışında çoğunlukla gelip gidiyoruz birbirimize. Tabii. Hani bayramın o anlamdaki şeyi gitti. Özelliği gitti. Ama diğer taraftan da şimdi bayramlar... Tamamen tatil'e döndü. Ben bayram evet. arıyorum. Herkes bir yerde. O yüzden Kimse ben İstanbul'da yok. durmaya bayılıyorum bayramda. Şahane son boş oluyor. Ama bu biraz da bayram ruhunu öldüren bir şey ya. Yani Kesinlikle. bayram tatil'e döndü, bitti abi konu artık evet. yani. Ne diyorsunuz buna? Diğer Bence... adam önümüzdeki hafta bayram tatil'e gidiyor. Yok, <laughs> <laughs> yok biliyorum olmadı. Ben bayram tatiline gitmem şundan ama ben bayağıdır. Film bittikten sonra da sadece montaja gittim geldim 2 ay 3 ay Aha. hiçbir yere gidemedim yani Bütün gerçekten. Bütün memleket çok yoğun iyi bu herkes tatil yapmak istiyor biliyor musun? Ya bu yani nasıl? Doğru. Bu Orada nasıl bir hani yalan sanki ya? Sanki bir tek sen çalışıyorsun. Haklı çalışıyor. yani. Ben yani haftada 3 gün program, program yapıyorum. Dünyanın en büyük problemi ki anlatmıyorum. Ben Bursa'ya gidiyorum abi. Şey annemin babamın elini öpüyor geri döneceğim. Ben de gideceğim çok abi Bursa'ya. Yani 2 gün gideceğiz ondan sonra gideceğim. Tek araba gidin tabii. bari hiç olmazsa. <gülüyor> yani o yüzden şey aslında çok doğru. Ben bu arada hala da yüzde yüz o planı yapmış durumda değilim. Arada da söylüyorum evde, diyorum ki ya gitmesek mi acaba ya? Çünkü sonuçta hani şimdi yeni çocuk da olunca... ...hani görmek de istiyorlar babamlar. Hani gitmeyince falan filan bir tuhaflık da oluyor. Normalde Aa, hiçbir tabii. bayram yapmıyorum normalde tabii, bunu tabii. bu arada. Hep mutlaka ilk günü evde olup hatta kahvaltıyı... ...babamların evinde ya, yapmaya özen gösterdim. Her zaman hani o geçmiş rutini hep devam ettirdik. Yani hep erken çıkıp Bursa'ya gidip... ...Bursa'da o kahvaltıyı hep beraber yapmayı seviyorum. Ablamlar da geliyor falan. O yüzden hani şey bu bayramda da böyle bir ulan gaza geldik falan ama böyle bir yine değişim bir burukluk var. Değişebilir hmm. de belli olmaz yani. Yok yok yani Allah herkesin anasına babasına uzun ömür amin. versin. Amin amin. Analar babalar hayattayken gitmek lazım, görmek Aynen, lazım. Öyle. E, ya da en azından varlığını hissettirmek lazım. Hey, bu bayramlar bence güzel de vesileler. Kesinlikle. Ben seviyorum yani. Ben de o duyguyu seviyorum. Biz de küçükken böyle hep bayram namazına ...dayımlarla bayram namazına evet, giderdik. Tabii canım. Abim hep beraber ben işte falan bab babam vardı. Durdu mahalledekilerle de orada, orada bayramlaşırdık. Ve o bayram namazında hep bir aksiyon olurdu biliyor musun? Bir de o bayram namazı. ve o bayram namazı hep unutulur seni içerisinde. Abi. Sonra herkes birbirini keser, ve herkes yanlış kılar. Yani üç kere üç kere böyle yapıyorsun. O yanlış yapıyor, biri secdeye gidiyor, öbürü falan. O böyle bir kar karmaşa olur. Abi. Mutlaka herkes onu unutur. Bak cenazeler ve bayram namazları mutlaka karışan namazlardır ya. Yani. Hep bakma o rutin mesela hep aklımdadır. Sonra kahvaltı falan. Tabii. Ben ama eskiden beri çok böyle misafir seven bir insan hiç şey olmadım yani. Olmadım. Çünkü bayram namazı çok erken uyanıyorsun. Dönüp sonra uyuyasın geliyor. Evet. Tam uyuyacağım pıt kapı çalıyor. Tabii. Ondan sonra uyumak yok artık. bizde ayıp da abi kızar annem mesela misafir geldiğim gidip uyumaz falan. Baya böyle sert kurallarımız vardı bizim. Benim ablam mesela vejeteryan. Et yemez yani. Mesela beni her kurban bayramında mesela sabah uyanır kalkıp kalk. Kalk babamlar kavurma yapmadan sana kahvaltı hazırladı. Dedi. Beni de zorla sanki ben yemeyecekmişim gibi. Beraber ablama eşlik ederdim. Ablan kaç yıldır vejeteryan ya? Çocukluğundan beri. Nasıl o ya yıllardan bu, nasıl keşfetti bunu? Yok yiyemiyor. Ya? Yani şey değil yani. Yani ya, yiyemiyor. Kendi bünyesel olarak onun böyle yiyemiyor. tadı ve kokusu ona olmuyor ve o yüzden de yani kendinden vejeteryan yani orijinal. Çünkü bizim çocukluğumuzda vejeteryan dediğin zaman kimse ne olduğunu falan bilmiyor. Tabii, tabii. Evet. Vejeteryan o ne lan falan evet. yani böyle. Ya şey var ya işte ben veganım balık da mı yemiyorsun? <laughs> hep bir hep bu soru vardır balık da tabii. Çünkü balığı böyle bir türlü et olarak. Balığı kapatan, o, o yenir Yani Onu yani. da mı yemiyorsun yani o vardır balık da mı yemiyorsun? Filmdeki gibi özür dileyen herkes affedilmeli mi Oğuzhan? Yani yaptığın kabahate bağlı ee, ama bence özür dilemek güzel bir şey abi. Yani bunu film sürecinde aramızda da çok konuştuk soranlara da söylüyoruz. Biraz böyle özür dilemenin kusura bakmanın hakikaten unutulduğu bir zamana bir memlekete doğru gidiyoruz. Ee, çok güzel bir şey insana çok hafifleten bir şey özür dilemek. Yani evet problem yok belki 50-50 hatalıyız ama tamam ben özür dilerim yani sıkıntı yok demeyi çok unuttuk. Yani film buna da vesile olur mu diye de hakikaten de düşündük. Yani filmde adam nişanlısıyla kardeşinden özür diliyor ama e herkes keşke bir düşünse diyoruz yani. Acaba kalbini kırdığım biri var mı? Mutlaka var. Şöyle oldu mu? Herkesin var. Yani bir kusura bakma demek, özür dilerim demek. Keşke tekrar hatırlasak bunları çok gittik çok yani. Çok güzel bir laf vardı. Kimin hatırlamıyorum şimdi. Bir yerde okumuştum ben. Diyor ki özür dilemek karşınızdaki ve ne verdiğiniz değerin sizin egonuzdan daha fazla daha yüksek olduğunu gösterir. Evet. O yüzden Şahane. çok kıymetli bir şeydir. Evet. Yani. Kesinlikle öyle. Ama biz de Oğuzhan çok doğru söylüyor. Bilmiyorum ne diyeceksin sen de İbo. Özür dileyeni çok seven bir toplum değiliz biz. Yani özür dileyene böyle bir enayi. Ee, sahtekar. Evet. Bir de hani mesela bir hata etti, değil mi biri? Ben bizim meslekte de oluyor bu. Her yerde oluyor. Hani öyle bir hata ettin, bir dayağı yedin, linç edildin biz falan. İşte R yapmak oluyor abi. Bak nasıl R yaptı. Özür dilediğinde ya. kitle iki katına çıkıyor. Tabii. bir de mi ne yani? Zaten evet. özür dilemem gerekmiyor mu yani? Hata yapmışım. Bir de hata yaptı, bir de özür diliyor. Ne diyorsun? Diyor. Biz böyle çok özür seven bir millet bir miyiz de, sence? bence değiliz. Bizde özür dileme bir aşağılanma vesilesine dönüşüyor. Çünkü hani bizde şu var. Özellikle son zamanlarda daha çok bağırının daha çok haklı olduğu bir döneme geldik. Yani haksız ki haksız da olsa bağırarak daha fazla üste çıkmaya çalışarak haklı çıkma gibi bir durum oluştu ve bunun da bir sebebi de hakikaten insanları bu özür dileme meselesini bir aşağılık bir duygumuş gibi. Vay, bir de özür dilersin tabi, tabi özür dilersin. Tabii. Tabii Hani bilmem ne, hani bizde o yüzden o harakiri kültürü falan yok yani. Hani var ya, ya işte Japonya'da bakan tabii. işte musluğu açık bıraktığı için harakiri yaptı bana öyle şey var ya. Öyle şeyler var. Bizde hani harakiri yapsa başına topup tabii yaparsın. <laughs> He şimdi iş işten geçtikten sonra harakirinin bir anlamı yok. Falan. Olacağı için bizde öyle bir özür kültürü oluşmadı hiçbir zaman. Yok abi çok Abi şu yani. da şunu çok tetikliyor mesela bizdeki sosyal medya kültürü de bunu inanılmaz tabii. tetikliyor. Tabii Yani şöyle e, laflar jargona girmeye başladı artık böyle işte. E, yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarında falan. Hani, var ya. yani, Ama o çalışıyor olsan. Evet öyle oluyor. Çalışıyor Müthiş Türkiye'de. eyvallahsız. Hani herkese gider. Kırıldın mı? Daha çok kırıl. Devam ediyorum. Ben buyum falanlı. Böyle garip herkesin mükemmel olduğunu iddia ettiği bir yere Abi bak yani. bu ülkede en son özrü e, yanılmıyorsam eğer Çanakkale'deki 1915 köprüsünü yapan, yani yapımında e, görev alan ve oradaki bir hesap hatası yüzünden evet. bir sıkıntı çıkınca eee <laughs> intihar eden bir Japon mühendis evet. diledi ve kendini öldürdü. Yani kimse kimse kendini öldürmesin tabi. Yani ben her hatanın bir özrü olduğuna inanıyorum. O ayrı ama bizim toplum özür özürlü. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. Gerçekten güzel yani. yani. Ve özür dileyenler hiç hoşlanmıyor. Bizde işleyen bu seni söyledi. Evet. Yani ne özrü ya tabii. yaptıklarımdan hiç pişman değilim. Tabii, Aklım tabii. hala yapar. Bu çalışıyor tabii. bir şey. İşine abi? gelmiyorsa ya o, falan. Onu söyleyen adam da abi de içeri ya, hırsızlıklar içeri <laughs> alınıyor. Kafayı almış. Diyor, Aklım hala mokalli, mokalli <laughs> şey, diye oynuyor. Şey yok yani. Oyni ya yedim. evet bir hata yap. Biraz mahcup oldum falan. Kusura <laughs> 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 bakmayın. Evet arabanızı çalmışım falan. Evet, evet. Şey yok, evet. yok abi öyle bir şey yok. Çok enteresan ama belki de galiba bu sosyologlar, psikologlar falan. Yani topluma bunun özel iştirisini yaptırmalılar. Ya yani hiçbir şekilde ciddi anlamda özür dilemeden bir özeleştiri yapamazsın abi. Yok, Tabii ki. Kesinlikle öyle. Nasıl yapacaksın? Yani bir kere bir şeyin hata olduğunu bilmen lazım ki önce hani e, evet. onunla ilgili kendi içinde bir eleştiri süreceğiz. Doğruyu e, ve yanlışı için. ayırt edebiliyor olman lazım önce. Sonra ben doğruyu mu yapıyorum, yanlışımı mı? Kendinle konuşman lazım. ama O iş uzun. Yani bu işler böyle tabanda başlıyor ve büyüyor ya. Tabanla ilgili bir hareket lazım Biz yani. Bizde son dönemin popüler şey şu pire için yorgan yakın. <laughs> abi sen bunu iki programda bir. <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii. Ben Kızılay Başkanı <laughs> o koltukta oturduğu sürece herkese soracağım. Şimdi biraz daha size de soracağım. Için, Kendiniz düşünün şimdi piri bak. Pire için Madem. <laughs> yorgan yakıyorum. Son dönem bu abi. Bunu söyledim. bitiyor. Hiçbir sorun kalmıyor. Bitti yani. Adam da ne adammış ya. yani o ülkenin en an. üst düzey yöneticileri, bakanları, siyasetçileri pire için yorgan yakılmaz diye Kızılay Başkanı'na gönderme yapıyorlar. Baba duruyordu hala. Hiçbir şey Yarışma, olmuyor. Yarışmasan geçilmezsin. Tabii tabii. Instagram, Chaps <laughs> <çapsız> falan filan. <laughs> Şahancım tweetler bilmem neler. <laughs> Muhteşem. Sana şey sordum. Senin en çok dönüş aldığın sahne sana da sorayım aynı sana. Filmle ilgili. Evet filmde. Ya izleyen herkes iki gündür bize dans sahnesini atıyor. İşte bu teknedeki malum sahnemizi atıyorlar. Anlatıp spoiler vermeyelim. Bir tane bizim böyle çok beklentimizin yüksek olmadığı ama benim sonlara doğru yaptığım bir şaka var. Çok gülündü galada yazanlar da var. Hani onun sürekli eski nişanlısının olduğunu hatırlatıyorlar Gizem'i. Ben de sürekli aradan çıkıp ben de eski kaynıyımı <laughs> <laughs> ısrarla söylemeye çalışıyorum. Şey ne daha çok şaşırdınız. <laughs> o <neden> yani. <laughs> O ısrar niye yani? Hani o da kendi derdini anlatmalı. <laughs> mı yani? Öyle bir iki bir yer var oralara dönüldü. Ee, kayınpeder çok fazla konuşuluyor işte evet. biyonik kayınpeder. Far abi herkes enteresan bir yeri yazıyor yani. Şeyi de çok söyleyen oldu bu arada. Filmin ilk sahnelerinden birinde benim e, havuzda olduğumu zannettikleri ve aslında kamyonetin kasasında kasasına havuz yapmam mesela o da çok. Ya sevildi. O bu arada o kamyonet nereden, nasıl? O şey değil değil mi? Yani hani öyle gerçekten Yaptık. deniz feneri personeli. Ya bu bu şeyden aklıma geldi. Hani Adana'da falan yapıyorlar ya böyle. Çok görüyorsun hani abi. havuz yaptılar kamyonet falan. görünce ya dedim böyle bir tasarım yapabilir miyiz? O kamyonu aldık. Sonra arkasına o düzenek, o bir altına bir muşamba değil de başka bir adı var onun. Hmm. Öyle bir şey seriliyor ve o aslında onu izole etmiyor ediyor. Oradaki suyun gitmemesini sağlıyor. Sonra da bir isim olarak da bakınca e, çekerken onun böyle arkadaş hangir için gır suyun akarak gidiyor olması falan çok hoşumuza gitti. Ama tabii bunu... Her sahne de koruduk. Tabii anamız ama ağladı. Bütün film bizi mahvedeceğini de hesaplayamadık. Yani tabii. Nasıl? sürekli arkası su dolu bir kamyonetle gidiyoruz Aa, her yere. Her frende bir de kamyonet de eski olduğu için ensemizden su akıyor sürekli. Filmde de var sürekli. ama o sahneler sürekli. Tabii yani. tabii. Bir yere giriyor araba arkada su. <laughs> Abi, Abi bir de arka şurada. camlarımız çok da yani su geçirmez değilmiş. Eski bir kamyonet o. Yani her frende biz ensemize ensemize su yiyorduk. E, bir alsaydın ya. o kamyoneti keşke anısı olurdu. O ya. var var o kamyonet kaldı bizde. Öyle mi? Kaldı bizde evet. Yani. O şu anda duruyor yani. Sizde derken sende mi Fırat'ta mı? Fırat'taysa onu kimse alamaz oradan. Ya Fırat abi dedi alırız ya. Alırız. Sen onu ben sözü adanada bir inşaata onu satılmış, o... <laughs> kiralanmış olarak görürsün. Hayır, ya, da böyle, ya da seyyar bir havuz, havuz olarak, olarak böyle yani. yazın tabii bir bakın bebek de sahilde de sahilinde de geziyor böyle tatlı de tatlı, de. tatlı. O kamyonetin dört filmi daha var ben eminim yani. En az. <laughs> tabii, tabii. Bak en az. İki dizi üç komedi film. Komedi dükkanında sahneye çıkar o Tolga'nın Ona Hepsi olur o kamyonetten yani bir şeyler olur valla. Ya şey çok güzel benim çok güldüğüm sahnelerden birisi. Rütü'ye takılır mıyız bilmiyorum ama takılırsak orada biplersiniz sevgili yönetmenim. bir yerde sana şey diyor. Kayınpederin, şeyin kayınpederi. Oğuzhan'ın kayınpederi sana şey diyor. diyor. Pardon deden mi diyor? Dedesi. Deden. Sen de tıpkı benim gibi. Sen de benim gibi tıpkı aksi bencil. Ne ben diyorum ama bencili kabul ediyorum. okey ama. O ama bencili kabul ediyorum. Okey yani. yani o tamam onu biliyorum zaten. Orada orada onu kabul ediyorum direkt. Şeyi çok güzel. Filmdeki senin eşinin 9,5 kilo doğmuş olması çok güzel. <laughs> Düz 10 on desen ona diyor ya bir yerde. Düz 10 on desen ona diyor. Bu artık aynı hikayelerden o kadar şişmiş ki yani. Düz 10 desen. Ya bir, de yani bir insan 9,5 kilo doğar Tabii. mı? benim çocuğum 12 kilo yani öyle düşün. <laughs> 22 aylık. Bir de şey var düğün masasının ayakkabı 45 <laughs> Var incelerimiz, küçüklerimiz evet, evet. çok yani. Var, var. Ya ikinci üçüncü var. tekrar izleyişlerde evet. çok daha fark edecekleri var, detay var. şakalar kesin var. Evet. Var. Kesin, kesin evet. var yani.